Geçen hafta B sınıfı ehliyetle kullanabileceğiniz vitesli motosiklet modellerini listelemiştim. Yorumlarda da bazı sorular vardı. Abi 125 cc'ye kadar mı? 125 dahil mi? Evet, 125 dahil. Yani 126 olmadıkça 125'e kadar olan bütün motosikletleri, skuterleri kullanabilirsiniz. Neyse, skuterler için ayrı bir video yapacağımı söylemiştim. Ülkemizde satılan 125 cc skuterlere gelin hep beraber bir bakalım. Ama sayıları çok fazla olduğundan ki neredeyse sayıları 80 adet hepsini anlatmam mümkün değil. O sebeple de her markadan bir veya iki skuter seçip anlatmaya başlıyoruz. Ha bu arada size kıyam olsun. Listenin tamamına da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia 125 skuterlerle gazlıyor. Yamaha'nın 2015 yılında lansmanını yaptığı sportif hatlara sahip yakıt cimrisi skuterı su soğutmalı Blue Core motor bloğuyla tek depoda 300 km yol vaat ediyor. Bu blok 8000 devirde 12 beygir güç verebiliyor. Bunların yanında Yamaha NMAX'i birçok elektronikle donatmış. Anahtarsız çalıştırma, çekiş kontrolü, start stop, büyümüş LCD gösterge, akıllı telefon bağlantısı, LED farlar, ABS maşallah hepsini koymuşlar. Bulabilirsiniz liste fiyatı da 104.000 TL. Bu hacimde daha uygun bir Yamaha scooter arıyorsanız orada karşınıza Delight çıkıyor. NMAX ile aynı motor bloğunu paylaşıyor ama hava soğutmalı ve 2 valfli. Gücü de tabii ki kırpılmış. 8.5 beygiri 7000 devirde veriyor. Güç dezavantajını ise ağırlığıyla bertaraf ediyor. Sadece 100 kilo. Göstergesi analog kadran ve ufak bir dijital ekrandan oluşuyor. Bunun yanında Yamaha bu motora start stop koymuş. Kombine fren sistemiyle donatılmış Delight, şehir içi, çevik ama uysal bir motor arayanlar için daha uygun görünüyor. Fiyatı da 91.000 TL. Honda'nın bu kategoride en sevilen modeli PCX125. Yamaha NMAX'in tam karşısına konumlandırılmış sıvı soğutmalı tek silindirli 125 cc motor bloğu 12.5 beygir güç verebiliyor. NMAX'ten 1 litre daha büyük 8.1 litrelik yakıt deposuna sahip. ABS, anahtarsız çalıştırma, start stop, kocaman LCD gösterge, LED farlar, arka teker kaymasını önleyen Honda'nın seçilebilir tork kontrol sistemi gibi birçok donanımla geliyor. Liste fiyatı 104.000 TL. Scooter sayılmaz ama Honda'nın kabını es geçmek olmaz. Dünyanın en çok satan motorlu taşıtı ünvanını elinde bulunduran modası geçmez bir efsane. Videosunu da yapmıştık. İzlemediyseniz bu videodan sonra gidin izleyin. Yıl 2023 olunca görünümü retro ama teknolojisi yeni Honda kabın. Büyük şantları ve scooter moped karışımı tasarımı onu benzersiz kılıyor. 124 cc tek silindirli hava soğutmalı blokla geliyor. 7500 devirde 9.5 beygir güç üretebiliyor. LED farlar, ABS, anahtarsız çalıştırma gibi özelliklerde cabası. Bunun yanında kab yarı otomatik vitesli. Yani debriyajı yok ama ayakla vites değiştirmeniz gerekiyor. Fiyatı 135.000 TL, biraz tuzlu. Geldik Suzuki'ye. İlk modelimiz yeni adres 125. Hava soğutmalı motor bloğuyla gelen model 8.7 beygir güç verebiliyor. Teknoloji tarafında çok zengin değil. Kombine fren sistemi, LED farlar, kolay çalıştırma gibi özelliklerle geliyor. Suzuki'nin güvenilir, sağlam ve uzun ömürlü donanımları için tercih edebilirsiniz. Liste fiyatı 98.000 TL. Suzuki'nin bir diğer modeli Bergman Street 125 EX. Suzuki Eco Performance Alfa motor teknolojisiyle gelen model hava soğutmalı bu blokla 8.5 beygir güç verebiliyor. Start stop, LED farlar, kombine fren sistemi, LCD gösterge ve diğerleri. Liste fiyatı 118.000 TL. Bir diğer Kimco modeli Agility S125i.
Biliyorsunuz Agility'nin birkaç tane versiyonu var. Mesela A1 ehliyet için Plus 16 modeli, kuryeler için Delivery modeli. Biz standart olarak 33 litrelik arka çantayla gelen Agility S125i ile devam edelim. Hava soğutmalı 125 cc motor bloğuyla 10.6 beygir güç verebilen model, önde 16 inç, arkada ise 14 inç jantlarla geliyor. LED aydınlatma, kombine fren sistemi, dijital göstergesiyle oldukça güzel gözüküyor. Fiyat da güncelleme alıyor. Keşke almasaydı. Tüm fiyatları cimco.com.tr'den takip edebilirsiniz. Diğer Tayvanlı üretici SYM'de 125 cc model çok. JetX125 ABS TCS iddialı bir model. 125 cc sıvı soğutmalı motor bloğu 12.5 beygir güce sahip. LED aydınlatma, ABS, çekiş kontrol sistemi, anahtarsız çalıştırma, geniş LCD gösterge, ayarlanabilir arka süspansiyon, dolu dolu bir scooter. Liste fiyatı 110.000 TL. Scooter'ların atası İtalyan Vespa özelleştirdiği donanımları farklı birçok modelle geliyor. GTS Super Sport 125 çok şık. Bir o kadar da sportif bir model. Güçlü de sıvı soğutmalı motor bloğu 14 beygir güç ve 12 Nm tork verebiliyor. ABS, ASR standart. Arka amortisörleri ön ayarlı, gayet güzel duruyor. Liste fiyatı 171.000 TL. Kanuni'den ilk model Mati 125. Honda tasarımını andıran bir model. 8.5 beygir güce sahip hava soğutmalı blokla geliyor. Ve motorun çevresini saran motor koruma demirleriyle geliyor. 85 kilometrede hıza çıkabiliyormuş. Fiyatı 41.000 TL. Kanuni RSA 125 modeli ise biraz daha dolu bir model. 9 beygirlik hava soğutmalı motor bloğuna sahip. Kombine fren sistemi, LED farlar, dijital gösterge artıları. Koruma demirlerini bu modelde de görüyoruz. Liste fiyatı 46.000 TL. Yuki'de 125 cc model sayısı epey fazla. Bize ilginç gelen Defender Maxi ADV ile başlayalım. KTM'nin ön tasarımını ve Honda ADV'yi karıştırmışlar gibi görünen model, sıvı soğutmalı 14 beygirlik güçlü bir motorla geliyor. LED aydınlatmalar, kombine fren sistemi, TFT LCD gösterge iyi duruyor. 12.5 litrede yakıt deposu var. Liste fiyatı 134.500 TL. RKS'de Yuki gibi 125 cc'de bol model çeşitliliğine sahip. New Light 125 Pro. 125 cc hava soğutmalı motor bloğu 8 beygir güç verebiliyor. Önde ve arkada 13 inç jantlara sahip model, LED aydınlatmalar, kombine fren sistemiyle geliyor. Detaylı yarı dijital gösterge paneli ve arka port bagajı da fena durmuyor yine. Liste fiyatı 45.000 TL. Aurora GT 125 firmanın iddialı modellerinden. Tasarımı Jix, sıvı soğutmalı motor bloğu 11 beygir güç, 10 Nm tork verebiliyor. Önde 14 inç, arkada 13 inç jantlar var. LED aydınlatmalar, büyük yarı dijital gösterge, kombine fren sistemi. Yollarda sıkça gördüğümüz Cappuccino modeli 125 cc ve 50 cc olarak satılıyor. 125 cc model hava soğutmalı ve 7.8 beygir güce sahip, LED farlar ve kombine fren sistemiyle geliyor. Aurora motosikletler için web sayfasında bir fiyat listesine ulaşamıyoruz. Bayileri arayıp fiyat almanız gerekiyor. Ama her bayi farklı fiyat çekebilir mi, ona dikkat etmeniz lazım. Geldik Hintli Hero'ya. Hero'nun satışta yalnızca bir scooter modeli bulunuyor. O da Dash. 110 ve 125 cc olarak iki modeli var. Dash 125, hava soğutmalı motor bloğu 9 beygir güç ve 10 Nm tork verebiliyor. Dijital gösterge ve LED aydınlatmalarla geliyor. Hero kendine isim bulmuş, IBS demiş ama frenler kombine fren sistemiyle çalışıyor. Liste fiyatı 58.000 TL. Dünyanın ilk motosiklet üreticilerinden biri olan Peugeot'a geldi sıra. İlk model Django 125 ABS. Şık mı şık, çift renkli tasarımı, logo ve ızgara çizgileri çok güzel görünüyor. Hava soğutmalı motoru 10.5 beygir gücünde, ABS, yarı dijital gösterge, LED stop ve sinyallerle geliyor. Liste fiyatı 100.000 TL. Diğer Peugeot modeli Pulsion veya Pulsion,
GT. Sportif görünümlü bir skuter. 14.4 beygir güç ve 12.4 Nm torka sahip sıvı soğutmalı motorla geliyor. LED aydınlatma, ABS, yarı dijital, yarı analog, büyük gösterge, önde 14, arkada 13 iç jantlar, 11 litre yakıt deposu, anahtarsız çalıştırma bayağı iyi gözüküyor. Fiyatı da 145.000 TL. Scooter'ların babası Vespa ise anası da Lambretta diyebiliriz. Lambretta'da anlattığımız model V125 Special CBS. Bol renk seçeneğiyle gelen model retro görünümle modern çizgileri birleştirmiş. Hava soğutmalı motoru 10 beygir güç verebiliyor. LED aydınlatma ve kombine fren sistemiyle geliyor. Fiyatı da 93.000 TL. Daha çok model var ama bugünlük benden bu kadar. Tüm modellerin isimlerini açıklamaya bırakıyorum. Haftaya da elektrikli modelleri yapalım, ne dersiniz? Bu arada listelediğim motor markalarının çoğunu daha önce kanalda anlattım. Ya bu ne malı, nerede üretiliyor gibi sorular aklınızda varsa hepsini kanalda bulabilirsiniz. Kanala abone olarak da destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, güç sizinle olsun. Yollarda da görüşelim dostlar. Bye!